Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpisçilari va butun O'zbekiston ahli. Sizlar bilan yana bir marta ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun mana 10-iyulda kuni syomka qilyapmiz. Sizlarga ulashadigan yangiliklarimiz bor nasib qilsa. 3% kreditlar chiqdi. Mana bizga jami tashagan videolarimizda 2 marta masalan foizsiz va kafilsiz kredit olish bo'yicha videolar qildik. Şularını 100 bin marta görüpsiler. 100 bin marta 2 ta videomuz görülgen. Şunun için bizden kızıkışlarınızı, şu bütün halkımızın kızıkışını nöbetçi olup, yani şu kredit mavzusunda loyiha qilishga karar kıldık ve şu videonu syomka qilyapmiz. Bundan oldin sizlarga bir alohida bir minnatdorchiligimizni bütün jamoamiz nomidan aytib qo'ymoqchiman. Nasib qilsa 14 ming ta podpisçilarimiz bo'ldi kanalda. Bunun için sizlarga barchangizga rahmat aytib qo'yamiz. Endi bugungi kun holatiga. Yana da şu bizga podpiska bo'lib, like bosib, pozitiv bo'lsin, negativ bo'lsin, kommentariyalaringizni yozib tursangizlar, bizlar bundan xursandmiz va bizga bir nima bo'lib, ishimizni sizlarga yaxshi bunday informatsiyalarni yetkazishimizda bizga bir madad bo'ladi sizning fikrlaringiz. Endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, 3% kredit chiqdi o'rtoqlar. 3% dan 100 ming dollargacha beriladi. Yoki 1 milyard so'mgacha kreditlar berilishi yaqinda prezident qaror chiqdi. Shular bo'yicha shu ushbu videomiz shu to'g'risida ketadi, nasib qilsa. Bu yil 21 aprel 2021 yil kuni prezidentimizning 5088 sonli PQ 5088 sonli qaror chiqdi. Qaror nomi yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari faoliyatini tashkil etish hamda yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida. Deb nomlanadi. Prezident qaror nomi shu bo'yicha kredit berilishi nima qilindi, belgilandi. Bunda investitsiya va tashqi savdo vazirligida yuridik shaxs tashkil etmagan holda yoshlar tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil qilindi. Bu jamg'arma kredit beriladi. Jamg'arma tomonidan kredit ajratiladi milliy valyutada, ya'ni o'zimizning so'mda. Xorijiy valyutada dollar yoki nima yevro bo'lishi mumkin, asosan dollarda. Shunda o'zbek so'mida va dollarda kredit olishingiz mumkin bo'ldi. Bunda uning kimlarga qancha miqdordan berilishi yuridik shaxs o'zi umuman yoshlar tadbirkorligi deb turdi. Endi bu nomidan ham ma'lum, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi. Bu 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz hisoblanadi. Endi bularga kreditni 1 milyard so'm dedik. 14% dan agar milliy valyutada olinsa 14% dan beriladi. Nimadan olinsa? Valyutada olinsa 100 ming AQSh dollarigacha. Eng qiziq joyi 7 yil muddatga beriladi. 7 yilga. Hozir mana bu yil yoshlar yili, shuning uchun prezidentimizdan maxsus qarorlar chiqib, yoshlarning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun shunday bir yoshlarga imkoniyat berilyapti 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan. Endi yana bir joyi bor. 5466 sonli prezidentimiz qarorlari bor edi. Atashmasam 18 yilda chiqqan. Shunda yana bir joyi bor edi. Bir savol tug'iladi sizda. Men 30 yoshdan oshib ketganman. Xo'sh, menchi 7 yilga va 7 yillik kredit mana shu 3% yoki 14% ni men olib bilmaymanmi degan savol tug'iladi. Uning javobi 5466 da yozilgan prezident qarorida. Unda aytiladi, agar sen siz deb aytiladi, shu qarorda yozilishi bo'yicha endi bir o'zimiz dehqoncha aytadigan bo'lsak, masalan 33-30 yoshdan oshgan bir odam bo'lsa, 33 yoshli. Bu yana bitta odam uning bir o'rtog'imi kimidir bor, u 30 yoshga to'lmagan. Shu ikkalasi firma ochishadi, MCH. Unda ikkalasi ta'sischi bo'lishadi. 50% masalan 30 yoshdan oshgan odam 50% ulush 30 yoshgacha bo'lgan. Xullas 50 o'sha ta'sischilarning 50% kamida 50% yoshlar hisoblansa 30 yoshgacha bo'lgan. Bu yoqdagi boshqa ta'sischilar ham 50% hisoblanadi, shu firma yosh hisoblanadi. Ya'ni ta'sischilarning kamida 50% yosh bo'lsa 30 yoshgacha bo'lgan. Bu yuridik litso bu yosh hisoblanadi, shu tashkilotingiz, MCH-ingiz. Shuning bilan o'sha firma nomidan ham topshirish mumkin deb 5466 da ko'rsatilgan.
Yani siz orqali, mesela siz doğru 40 yaşdadır siz belki, lekin bir yerde test çıkılıp yana bitta adam keledi yanınızda ya, yaş keledi. O ham sizning tashabbusingiz bilan u ham band bo'ladi, u ham ta'sischi bo'lib, uni ham siz orqali bir nima deydi, qozoni qaynaydi. Ya'ni agar 54-66 bo'yicha bunga kirib bo'ladi deb agar biz nima qiladigan bo'lsak, shunda siz ham 30 yoshdan kattalar ham 7 yilga 3% li kreditni valyutada olishi mumkin. Shuni aytishimiz mumkin. Endi uni albatta rahbariyat hal qiladi, lekin oldin chiqqan prezident qarori bo'yicha umuman olganda siz orqali mana bu yerda kamida bitta 30 yoshga to'lmagan yosh band bo'ladi, uning ham firmasi bo'ladi, u ham tadbirkor bo'ladi. Shuni ma'lumot sifatida aytib o'tyapmiz. Shunda endi bu yerda qarorning ichiga kirsak, qanday tadbirkorlik turlariga beriladi? Asosan nimalarga? Siz nima ish hammaga ham berilaveradimi 3%? Bu 3% degan hech bir davlatdan menimcha bilmadim uni. Shu 3% kredit hammaga ham, hamma kim qoramol boqaman men deb chiqqanga ham beraveradimi 3% kredit valyutada? Shu savollarga javob olsak. Endi shunga bu 5088-sonli mana shu qarorda keltirilgan. Quyidagilar jamg'arma mablag'laridan foydalanishning asosiy yo'nalishlari etib belgilansin deb belgilab berilgan. Ya'ni nimalarga beriladi shu 3% 14% kredit? Tashqi bozorlarda talab yuqori bo'lgan va importning o'rnini bosuvchi, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil etish hamda xizmatlar ko'rsatish sohasidagi loyihalarni moliyalashtirish. Ya'ni tashqi bozorda talab yuqori bo'lgan mahsulot ishlab chiqarsangiz yoki import o'rnini bosuvchi. Masalan, yantar degan yog'lar bor, semizka yog'lari bor, kungaboqar yog'i deylik. O'shalar Rossiyadan keladi. Siz shuni ishlab chiqaraman desangiz, import o'rnini bosuvchi tovar bu. Misol uchun aytayapman. Shuni bu birinchi navbatda siz olasiz. Shu ishni qilaman desangiz. Yoki men eksport qilaman shu mahsulot nimadir ishlab chiqarib desangiz, siz birinchi bo'lib siz olasiz. Kredit mana shu 3% sizga beriladi. Bu birinchisi, ikkinchisi meva sabzavot va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, saqlash va qadoqlash, to'qimachilik, poyabzal va charm, galanteriya, kimyo, farmatsevtika, oziq-ovqat, elektrotexnika sanoati, mashinasozlik, zamonaviy qurilish materiallari, hunarmandchilik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirish va boshqa yo'nalishlarda yangi zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil etish. Yangi zamonaviy ishlab chiqarishlarni. Yuqorida qayd qilib o'tganlarimiz va yangi zamonaviy. Yangi loyiha bo'lsa, ularga birinchi navbatda. Endi bu o'qib o'tganimiz ikkinchisi, uchinchisi. Mahalliy xomashyo va materiallar negizida mustahkam kooperatsiya aloqalarini o'rnatish hamda yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirish. Endi bunda aytishimiz mumkin, mahalliy xomashyo iloji boricha, deylik, ruchka ishlab chiqaraman desangiz, uning bu uchidagi metalli Xitoydan import bo'lib kelyotgandir, deylik. Uni emas, men shu metalni ham O'zbekistondan olaman, shu xomashyoni hammasini, polietilen plastmassasini ham, ichidagi siyohini ham, metalni ham O'zbekiston negizida shu O'zbekistondan olib, ichki xomashyoni shu yerdan olib ishlab chiqaraman desangiz, ana bular ustuvorlik bo'ladi kreditni olishingizda. Endi yuqorida aytib o'tdik, 100 ming AQSh dollarigacha 7 yilga beriladi dedik. So'mda bo'lsa 14% dan, valyutada 3% dan dedik. 100 ming AQSh dollari. Bu so'mga o'tkazsak 1 milliard dan sal oshadi. Xo'p, keyin bundan tashqari yoshlar sanoat zonasi to'g'risida o'tgan safar video qilganmiz, uni ham ko'rsangizlar, yoshlar sanoat zonasidan yoshlarga yer ajratilishi belgilandi. Endi shu bo'yicha bino qurishga, agar siz o'zingiz ishlab chiqarish binoingizni, inshootlaringizni quradigan bo'lsangiz, bunga jamg'arma tomonidan mana shu yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan 10% kredit ajratiladi binoni qurishga. 10% dan ajratiladi. Shuningdek, tijorat banklari binolarni lizing asosida milliy valyutada 14% dan beradi ekan. Boshlang'ich to'lov 10%. Bu degani nima? Tijorat banklari o'zlari bino inshootlar quradi, ishlab chiqarishga oid yoki xizmat ko'rsatishga, umuman ofis qilib berar. Endi to'shna hozir men anig'ini bilmayman. Bino inshootlar ishlab chiqarishga aniq bor.
binanı kuradı ve sizce özünüzdeki bolçukça satıp beredi. Onu sizce aldın, mesela 500 milyon yakursa aldığında siz 10% töleyiz, 50 milyonunu töleyiz. Kim kal kendini leasing esası da sizce beredi. Bu 14%'dan beredi. Bu cüdeyem kette bir imkaniyet, yaşlardı. Bu şimdi 500 milyonluk nüme bulmuydu, adatta bir 200-300 milyon kadar köpü bilen. No, 200 milyon kadar diyen olsa 20 milyonun aldığından töleyiz ve yıllık 14%'dan sizce leasing esası da ticaret bankları berilişi. Yani şu yıllık 88 sonunda prezident kararda bilgiler verildi. Şimdi bu boyunca yine bir koşumca var. Şunun indi kararda bir yine bir de kızık tamamı keltirilgen. Hoş, 3%'dan valutada, dolarda, somda 14%'dan kredit 7 yılda verilirken 100 bin akış dolara geçe bolgan kıymette. Hoş, onun zalogu kandaya boladı? Yaşlarga zalog meselesinde kandaya yardım var? O 1 milyard verilirdi deyip zalogdan kandaya imtiyaz belgelengen? Şu doğrusu, prezident kararının 10. punkti de cevap verip atılgen. Şuna hazır, kısa körü varamız. 10. punkti de 58 kararda yazılgen. Belgilab koyulsun ki, 2023 yıl 31. dekabrga kadar yaşlar sanat zonaları hududu da əməlgə aşırıladigən investisiya layihalarının təminatı bilan bağlı quyidagilərini nəzərdə tutucu tərtib cari etilədi. Yaşlar sanat zonalarda. Şimdi cəmğarma bilan mana şu yaş tadbirkarlarını qollab quvvətləş cəmğarması və yaşlar sanat zonası doğrusu ikkələsi bitta qərarda çıxan bu. Şunun üçün şimdi bu yaşlar sanat zonası ögə təalluqlu bu cayı. A. Tadbirkarlik faaliyyətini qollab quvvətləş Devlet cəmğarması ticaret banklarının kreditleri boyunca kredit summasının 50% miqdarı da bırak 500 milyon somda aşmaya miqdarda kəfillik berədi. Kəfilliklər berədi. Yani siz 1 milyard almaqçısınız, o şey 100 bin dollar. Şunun 50% tədbirkarlığını qollab quvvətləş devletin cəmğarması var. O şey cəmğarması sizə 50%. 1 milyard alıyapsız 500 milyon som geçsə sizə kəfillik berədi. Siz 500 milyonluk zalog tapsayınız, bu yoxda 1 milyard kredit alıb biləsiz. Bu birincisi. İkincisi, ustav fondu kapitalıda devlet ulusu 50% ve ondan ziyat bolgan sığorta təşkilatları ticaret bankları tamamından əzirətlədən kreditlerinin 50% geçen miqdarıda bırak 500 milyon somdaşmaya miqdarıda yıllık 2% tavkada sığorta polisini təqdim etədi. Yani sığorta təşkilatı eğer devlet neke bola deyən basa 50% sizce o kəfirlik verib bilə deyən uzayam 500 milyon som geçen. Yani şunda sizde iki tane variant var 500 milyondan sığorta polisi devletinin sığorta təşkilatları arqalı ya ki 50% ölüşü sığorta təşkilatı arqalı ya ki fond debatlarda xalq dilidə tədbirkarlıq fəaliyyətini qollab quvvətləşdirmə cəmğarması o arqalı həm 50%-50%-dən zalog alışınız, kəfillik alışınız mümkün. İndi bir də sual toğaladı. Xoş, mən 1 milyard almaqçıman ya ki 100 min dollar almaqçıman. Bunda 50% məlum o şey cəmğarmadan kəfillik yazam 50% sığorta polisini azam sığorta təşkilatıdan və 1 milyardını azam qanday bolarkən degen saval da bolar. O savalın cavabını bankir əkələrimizin kütüb qalamız və biz yəngi layiha başladık. O şey layihamızda hər bir bank bilən suhbatları uyuşturub onun kredit bölümü şunlar bilən həmkarlikdə başladık nəsib qılsa şu tez arada Rüni cevabını alışlarınız mümkün olaydı. Bunu bankerlerinin özüne istemiz. Mənə birinci layihamız Hamkar Bank bilen başlandı. Başka ticaret bankları bilen kılamız. Onlardan cevablarını nasıl kısa tez arada kütüb alın. Biznes Narvan kanalımızca abone olun, like basın, komentariya yazın ve bizim güzelçte devam edin. Hemen gizce sağlık, sıxat, salamatlik dileyimiz. İşlerinizde zaferler dilab kalamız. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizni kuzatishda davom eting. Rahmat.